Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Bugün 20.10.1999 Çarşamba. Medine-i Münevvere'de otelimizde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükranlarımız olsun. Bizi Resulullah Efendimiz'in beldesine getirtti. Burada nefes aldırıyor. Burada yaşatıyor. Sonsuz hamdü senalar olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kasemuhuma, her ikisine de yemin etti. İnni lekuma, muhakkak ki ben sizin için leminen nasihin, nasihat edicilerdenim dedi. Yani dünkü dersimizde o şecereye, ağaca yaklaşmayın dediğinde işte şeytan da onlara vesvese vermek için ben size doğruyu söyleyeceğim ve size nasihat edeceğim diye onları kandırmaya çalıştı. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ Onları aldatarak dalalete düşürdü. فَلَمَّا وَقْتَا كِ زَاكَ شَجَرَةَ Onlar ağaca yaklaştılar. Yani Adem'le Havva, Cenab-ı Hakk'ın men etmiş olduğu ağaca yaklaştılar. Ve bedet lehumâ sev'âtühumâ. Çirkin yerleri ortaya çıktı. Ve tafika yahsifani ve tafika örtüler yahsifani aleyhimâ üzerlerine minverekil cennet. Cennet ağaçlarının yapraklarından üzerlerine örtündüler. Şimdi burada birçok daha derin meseleler var ama fazla oralara giremeyeceğiz. Tekrar şöylece bir bakalım. فَلَمَّا زَاكَ شَجَرَةَ Vakta ki o ağaçtan tattılar. Züğük tatma manasına küllü nefsin zâikatü mevt'te olduğu gibi her nefis ölümü tadacaktır. Yani o kelime burada da var. فَلَمَّا vakta ki زَاكَ شَجَرَةَ O ağaçtan tattılar. Şimdi bu ağaç neydi? Cenab-ı Hak dün de işte mevzu olduğu gibi cennette milyarlarca ağacın içerisinde belki de çok uzun süreler orada kalmış olsalar dahi rastlayamayacakları bir ağaç belki de. Ama Cenab-ı Hak o kadar ağacın içerisinden o ağacı onlara işaret etmesi orada bazı özelliklerin olması bakımından. Demek ki cennetin diğer ağaçları özellikleri itibariyle hepsi birbirinin aynı. Ama bir ağaç var ki o ağacın hasılası veya neticesi çok değişik. Burada bakın meyve demiyor. Tefsirlerde işte elma ağacı gibi, hurma ağacı, üzüm ağacı gibi, buğday gibi meyveler zikrediliyor. Ama burada ağaç diyor Cenab-ı Hak. Ağaçtan kasıt ne acaba? Oradaki o ağaç bir simge ağacı olmalı. Yani bir benzetme ağacı olmalı. Ondan tattılar. O ağaçtan tattıktan sonra beşeriyetleri ortaya çıktı. Şimdi kısaca şöyle diyelim. İzahı zor bir mesele de yani hangi kelimelerle ifade edelim. Şimdi Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı var ettiği zaman Adem Aleyhisselam tek olaraktı. Yani Havva validemiz onda gizliydi. Yani Cenab-ı Hak Adem ile Havva'yı bir varlık olarak halketti. Yani insanın iki özel yönünü bir yerde, bir kalıpta halketti. Eğer Havva Valide'yi ayrı bir varlık, Adem Aleyhisselam ayrı bir varlık, iki halkedişte var etmiş olsaydı, ikisi birbiriyle tekrar bir olmaz, ebedi ayrı varlıklar olurdu. Erkek ve kadın cinsi. Değil mi? Ayrı ayrı halkedilmiş olsalardı ebedi ayrı olurlardı. Tekrar bir olamazlardı. İşte Nisa suresinin başında belirtildiği gibi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevcehe ve halaka işte onların Nisa ve racul olarak kesiren onlardan da çocuklarını halketti diye geçiyor. Burada anlaşılan Adem Aleyhisselam hani bir uykuya dalıyor cennette. Bir bakıyor karşısında kendine benzer bir varlık var. Ve kitaplarda da sol eyek kemiğinden Havva anamızın halkedildiği yazıyor. Demek ki Adem'in varlığında Havva mevcut. İlk varlığında. İşte o zaman ne oluyor?
Adem'i halkeden Cenab-ı Hak, Havva'yı halkeden Adem olmuş oluyor. Yani Adem'den zuhura gelmiş oluyor. Sonra her ikisinden de onların nesilleri zuhura gelmiş oluyor. Şimdi burada anlatılmak istenen şey şu veya ben anlatmaya çalıştığım şey şu. Adem'in varlığından ayrıldığı zaman Havva Valide, Adem ile Havva melek özelliği taşıyan birer varlıklardı. Ve o zaman üzerlerinde elbiseye ihtiyaç yoktu. O utanılacak yerleri mevcut değildi. Örtülüydü yani. Örtülüydü. İşte ne zaman ki o ağaca yaklaştılar, o ağaçtan aldıkları bir özellikle şeytanın da işte ivasıyla yahut göreviyle diyelim veya kendi inisiyatifiyle, Adem ve Havva Valide'yi küçük düşürmek için bu işi yaptı. İşte onların o şecereye yaklaştıklarında aslında bu şecereden kasıt şecere ağaç. Bakın ağaç dallı budaklıdır ve ağacın içerisinde su yürür ve yukarıya doğru yürür o su ne hikmetse. Su genelde aşağı doğrudur tabiata akmak ama ağaçlarda nebat meyvelerde hep su yukarıya doğru yürür. Nasıl yürür? O su yukarıya doğru yürüdükçe geldiği yere hayat verir. İşte insanın varlığı, insanın bedeni de bir ağaç gibi. İnsanda nasıl duygular onun damarlarıyla, sinirleriyle beynine doğru yayılmaya başlıyorsa, her tarafını kaplıyorsa, o duygu hangi duyguysa, gerek muhabbet duygusu, gerek işte düşmanlık duygusu diyelim. İşte oradaki ağaçtan maksat bu duyguların insan bedenine yürümesi. İnsanda yani meleklik sırasında, Adem'le Havva'nın meleki olduğu sırada bu duyguları daha henüz kendisine zuhura çıkmadığından ama o ağaca yaklaştıkları zaman o ağacın özelliği kendilerinde bu duyguları ortaya getirmesi. Yani nefsaniyetlerinin faaliyete geçmeye başlaması bu devre. Anlıyor musun? Bunları tefsirlerde bulamazsınız. O zaman insanın yapısı tamamlanmış oluyor. İnsanın hilkati tamamlanmış oluyor. Gerçi bunlar kendi var edildiği anda içerisinde mevcut ama duyguya dönüşmediği için, daha henüz faaliyete geçmediği için insan eksik durumda. İşte ne zaman bu ağaca yaklaşıyorlar, bu ağaca yaklaşmalarıyla da nefsaniyetleri de üzerine konmuş oluyor veya var olan dışarıya çıkmış oluyor. İşte netice itibariyle insanın yapısı böylece tamamlanmış oluyor. Burası çok mühim bir meseledir. Onun için bu ağaca yaklaşmayın diye birçok ayette bunu söyler. İşte bu ağaca yaklaşmayın demek, Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen nesillerde gayri resmi yollardan bu ağaca yaklaşmayın demektir. Yani evlilik ağacına veya işte münkirata, kötü şeylere, nefsaniyetinizle yapacağınız şeylere yaklaşmayın demek olur. Anlatabiliyor muyum? Nefsi olarak yaklaşmayın, şer'i olarak bu ağaca yaklaşın. Şer'i, zaten onda mani yok. Yani nefsani, içkiye, kumara, harama, şunlara, bunlara, bu hepsinin nefsinden, arzularından kaynaklanıyor. İşte hep o men edilmiş ağaç. Evliliğe yaklaşmayın. Evliliğe yaklaşmayın değil. Öyle mi? Şeriat dışı. Şeriat dışı bir şeye yaklaşmayın. Şeriat dahilinde bunların kullanılmasında mahsur yok ve kemalat o zaman oluyor zaten işte. İşte o şecereye yaklaştıkları zaman bedet lehuma, yani bet yerleri ortaya çıktı ve atühuma, her ikisinde de ve tafika, örttüler yahsifani aleyhima, üzerlerine minvarekil cennet, cennet yapraklarıyla üzerlerini örttüler. Yani örtme hissiyatını anlattılar. Daha evvelce zaten elbiseleri yoktu üzerlerinde ama bir şey örtmek ihtiyacı görmüyorlardı. Meleklik olduğu için görme ihtiyacı yoktu. İşte ağaca yaklaştıkları zaman beşeri halleri de ortaya çıktı. Ortaya çıkınca uluhiyet mertebesi itibariyle, bakın burada da mühim bir şey var, beşeriyetimizi gizlememiz gerekiyor. O yaprakların örtülmesi demek sendeki beşeri duyguların, beşeri hallerinin ilahi varlığın yanında veya önünde gizlemen, kapatman gerekiyor. İşte nasıl namaza durduğumuz zaman bütün beşeri hareketlerimizi geriye atıyoruz, yapmıyoruz. İşte o örtmek demektir, onları gizlemek demektir. Bak su içemiyorsun, beşeri bir hal. Kaşıyamıyorsun bir tarafını, bir iki defadan fazla. Üçüncüyü kaşıdın mı namazın bozuluyor. Ama orada arkadaşlarımız
Hakikaten. Her türlü hali yapıyorlar ayrı. İşte onlar da değişik mezheplere göre onlara uyuyorlar. Hayır, onlara diyecek halimiz yok da şey, misal olarak verdim. Münverekli cennet, cennet yapraklarından örtüyorlar bakın. Dünya ağacı yapraklarından değil. Cennette işte hak mertebesi örtüsüyle örtülmüş oluyorlar yani. Yani bir bakıma yine eski hallerine dönmeye çalışıyorlar onları örtmekle. Ve nadâhumâ rabbuhumâ, ve Allah Rabları onlara nida etti. Yani seslendi. Bak yine Rab orada hemen yaptığı işleri görüyor, biliyor ve sesleniyor Rab onlara. Elem enhâkümâ, ben size bunu nehyetmedim mi? En tilkuma, tilkuma şecerati, bu ağaca yaklaşmayın diye ben size tembih etmedim mi diyor. Şimdi buradaki tembih niye gerekiyor? O anda onlar ilahi varlıklarından düştüler. Yani beşer haline girdiler. Beşer haline girdikleri için buna yaklaşmayın, yani beşerce yaklaşmayın demedim mi ne hükmüne getiriyor. Neyse, fazla karıştırmıyorum kafanızı. Yani bu ağaca beşerce yaklaşmayın demedim mi? Beşeriyetinizle, yani nefsani yönden istifade etmek suretiyle yaklaşmayın. Yoksa o ağaca ilahi yönden yaklaşmada mahsur yok yani. İşte o şer'i yönden yaklaşmakta mahsur yok. Anlaşıldı mı? Zaten şeriat içindeyim. İşte bunun sınırlarını aşmayın diyor. Sınırlarını aşmayın diyor. Yani şeriat sınırlarını aşanlara burada ihtar var. İnne şeytane lekuma aduvvün mübin. Muhakkak ki şeytan sizin için çok açık bir düşmandır. Şimdi bu ne demek? Eğer biz düşmanımızın ilminden yararlanırsak, o bize, yani o kendisi bize düşman dahi olsa biz ondan faydalanmış, biz onu dost edinmiş oluruz. Şu şekilde yalnız. İlminden faydalandığımız zaman, yani kendisinden şer'i yönde faydalandığımız zaman. Şimdi nasıl batının her türlü ilmini alıyoruz, faydalanıyoruz. Ama onlar bize düşman olsun. Onların düşmanlıkları onları ilgilendirir. Zahirdeki bizim düşmanlığımız varsa zahiri ilgilendirir. Ama ilmini aldığımız zaman ondan yararlanmış oluyoruz. Bir bakıma ilmi dostumuz olmuş oluyor. Çünkü yaptığı işlerden faydalanıyoruz. Bak asansöre biniyoruz, yukarıya çıkıyoruz, biz aşağı iniyoruz. Bu kadar soğutucular var, bütün yani bunların kaynağı hep batılar, düşman dediğimiz kimseler, varlıklar. İşte şeytan da böyle, onun ilminden faydalanabiliriz. Çünkü Efendimiz ilim Çin'de bile olsa gidin alın diyor. Bakın Çin bugün komünist ülke, İslamiyet'le hiç ilgisi yok. Hazreti Resulullah'ın kerametidir ayrıca bu sözde yani. Çin'in ne olduğunu ne bilsin o günden, değil mi? Yani ilim nerede olursa alın, sizin kaybolmuş malınızdır diyor zaten. İşte burada şeytanın Adem Aleyhisselam'a çok büyük faydası da var. Dolayısıyla insanlara faydası da var. Neden? Çünkü beşeriyet yönlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ayrıca Adem Aleyhisselam'ın da şeytana çok büyük faydası var. Onun da şeytanlığı ortaya çıktı. Nasıl Adem Aleyhisselam ağaca yaklaşmadan evvel kendindeki hakikatleri tümüyle bilemiyorlarsa, şimdi insanda hem afaki hem enfüsi, yani hem uluhiyet hem abdiyet var. Ve nefahtüden uluhiyetimiz var ama şecerden de topraktan da nefsaniyetimiz var, beşeriyetimiz var. İnsan bu ikisinin arasında. İşte biz beşeriyetimizi uluhiyetimize tebdil etmemiz gerekiyor. O da bu dünyada oluyor ancak. Buraya inmeseydik bu işler olmayacaktı. Şimdi burada bir mesele daha var. Şunu toparlayalım da sonra oraya gelirim. Adem ile Musa'nın şeysi unuttum. Şeytan bizden istifade etti. Kendindeki aziz, cabbar, mütekebbir esması zuhura çıktı. Daha evvelce kendisinde var fakat kendisinin bilemediği özellikleri Adem kıssasıyla, hadisesiyle diyelim ortaya çıktı. Daha evvel azazil olan, meleklere öğretmen olan şeytan, emreden, devamlı verici olan, hakim öğretmen olan, baş öğretmen olan, eğitici olan, yani hep amir olan
diyelim bir kimse, bir başka kimseye secde et denildiği zaman, yani amir iken memur olduğu zaman, kendisine emredildiği zaman, içindeki ateşlik hüviyeti ortaya çıktı o zaman. Daha evvelce kendindeki bu isyanın, yani ateş gücünün aziz, cebbar, mecbur edici, yani o zorlayıcı gücün olduğunun farkında değildi. Çünkü gerekmiyordu, ortaya çıkacak bir sebep yoktu. Melaike-i kiram hep onun sözünü dinliyorlardı, hep üstteydi. Ama secde et emrini aldığı zaman içindeki isyan çıktı. O da onu kendini tanıdı böylece. Yani iki varlık birbirlerinin diğer yönlerini göstermiş oldular. Çok şey noktadır burası, hassas noktadır. Yani. İşte o şecereye insan şer'i hukuk içerisinde yaklaşırsa kendisine çok büyük faydası var. Ne diyor bakın, o şecerede çok zor şeyler var. Yani sakınılması çok güç şeyler var o ağaçta. O ağacın bin bir türlü meyvesi var ki, işte içkiler, kumarlar, şunlar bunlar hep o ağaçta mevcut. Yani eksi ne kadar şey varsa o ağaçta mevcut. Ama işte bakın, bu ağaca yaklaşma emri devam ediyor daha bizim üzerimizde. Hep aynı emir devam ediyor. Bu ağaç işte münkirat, inkar ağacı da ayrıca. Bu ağaçtan mesela üzüm yeniyor. Üzümün suyunu yapıp şarap haline döndürdüğün zaman bunu içme diyor, yasak ediyor. Ama üzümü ye diyor. Üzüm de o ağaçtan meydana geliyor işte. Dünya ağacından yahut diye. Anlaşılıyor mu? Yani Cenab-ı Hakk'ın yemeyin demesinde yine maksat var, yine fayda var. Anlaşılıyor mu? Yani emir yine doğru. Yoksa Cenab-ı Hak oyun yaptı da işte gayesi buydu da işte şuydu da falan gibi değil. Yani yine emir doğru. Yerli yerince, ama inme sebebi de o da yerli yerince. O da doğru. Yani hem inmeye vesile oluyor. Burada aslında inmeye vesile, inin oradan derken oradaki kovulmak, beşeriyetinizle yaşayın. Yani beşeriyetinize dönün. Ama sonradan size bir uyarıcı gelecek. Kim o uyarıcıya uyarsa tekrar eski haline dönecektir diyor. Uymayanlar için inin orada kalın hükmü de var ayrıca. Ekul lekuma inne şeytane lekuma, bense demedim mi mutlak ki şeytan aduvun mübin, sizin için gerçek bir düşmandır. İşte şeytanın şeytani vasıflarıyla biz vasıflandığımız zaman şeytan bize düşman olur. Ama şeytandan alacak ilmimiz varsa, faydalı yönleri varsa, her şeyden olduğu gibi ondan da alabiliriz. Ki burada Adem Aleyhisselam'ın kendisinde daha evvelce bilmediği özelliklerin ortaya çıkması Adem Aleyhisselam için bir bakıma zelle, yani ayağının kayması, bir bakıma da kemalatı olmuştur. Bu hususta bir hadis var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir gün mana aleminde Adem ile Musa niza etti. Yani karşılıklı şakalaştılar gibi takıldılar birbirlerine. Musa dedi ki, ya Adem, eğer sen cennette o meyveyi yemeseydin, yani o ağaca yaklaşmasaydın, bugün hepimiz cennet ehli olacaktık. Hep cennette olacak diyor. Yalnız olacak mıydık, olmayacak mıydık? O da şüpheli. Çünkü nasıl olacaktık cennette? Nasıl var olacaktık? Biz var olmazdık. Adem ile Havva belki olurdu cennette. Çünkü biz dünyada, dünya şartları içinde ortaya geldik. Cennet şartları içerisinde bu geliş yok. Bu oluş yok. Yani doğum, doğuş yok. İşte ağaçtan sonra bu doğumlar meydana geliyor. O zaman diyor ki Adem Aleyhisselam, ya Musa, 40 sene benden evvel veya 40 bin sene. Yalnız bu rakamlar mana aleminin ölçülerine göre. 40 sene, 40 bin sene mana alemine göre bir şey değil. Çok küçük sayılar. Mesela diyor ki bir melek, ben sizin senelerinizle 1000 sene olan yerden geldim. Yani oranın, sizin 1000 seneniz oranın bir günü. Ben bir gün hemen geldim ama size göre 1000 sene. 40 sene o zaman düşünün kaç oluyor? 40 bin sene oluyor. Bir de bir melek de geliyor ki 50 bin senelik yerden geldim diyor. İki ölçü varmış Cenab-ı Hak. 1000 sene ile 50 bin sene. Bunun arasında da tabii bütün mertebeler var. Biri taban, biri tavanlı vermiş. Yani bizde 50 bin sene geçiyor, o meleğin geldiği yerde bir gün, 50 bin sene geçiyor bir gün. O zaman 40 seneyi
365 ile çarpıp ondan sonra 1000 ile çarpmamız veya 50.000 ile çarpmamız gerekiyorken, çok uzak mesafelerden, yani uzun süreler, mana aleminde olan hadiselerin vaktini de hesap etmek mümkün değil. Gerek de yok zaten. Bu kadar zaman evvel bana yazılmış bir kader için mi beni sınıyorsun, yani sigaya çekiyorsun yahut suçluyorsun diyor. Yani benim var edilişimden 40 bin sene evvel bana yazılmış bir husus için mi bana buğz ediyorsun yahut beni soruya çekiyorsun diyor. Birinci cevabında. İkincide de diyor ki, eğer ben yeryüzüne inmemiş olsaydım sen bu Kelimullah lakabını nereden kazanacaktın diyor. Bak, Musa Kelimullah, ne kadar büyük bir şeref değil mi? Allah'ın kelamı, kelimesi gibi yahut sözünü duyan gibi Kelimullah. O zaman diyor Efendimiz, Adem Musa'ya delil ile üstün geldi diyor. Yani bizler de eğer Adem baba yeryüzüne inmemiş olsaydı bizler için daha mı güzel olacaktı yoksa daha mı kötü olacaktı? Ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Neden? Biz olmazdık çünkü. Biz olmayınca tabii bir bakıma kötü olurdu. Ne bugün buralarda bu muhteşem hadiseler içerisinde kendimizi görebilirdik, ne de kendimiz olurduk, ne de kendimizden haberimiz olurdu, ne de Allah'ın varlığını bilirdik. Zaten Cenab-ı Hakk'ın gayesi de o, kendisinin bilinmesi için bütün bu işleri yaptı. Devam ediyoruz arka sayfadan. Kala, onlar bunun üzerine dediler ki, yani dünyaya indikten sonra olan hadise bu. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena verhamna lenekunenne minel hasirin. Hani Bakara suresi 35. ayetlerinde falan diyor ya, Rableri onlara bazı kelimeler talim ettirdi. O kelimelerle de dua ettiler. İşte o kelimeler bunlar. Dua ettiler, dediler ki, Rabbena, ey bizim Rabbimiz, zalemna, biz zulmettik. Nereye? Enfüsena. Bakın bu kelime de çok enteresan. Daha evvel Adem Aleyhisselam üstünde nefs diye bir kelime geçmiyordu. İşte ne zaman ağaca yaklaştılar, o zaman nefs hükmü onlarda zuhura geldi. Nefsten kasıt aslında nefse emmare olmakla birlikte bir de o kişinin hakikati, özelliği yani. Ve yedi nefis mertebeleri. Zalemna enfüsena, bak nefislerimize zulmettik diyor. Kendimize zulmettik demiyor. Çünkü nefsaniyetin içerisinde bütün duygular, bütün oluşumlar, bütün işte nefretler, sevgiler hepsi o nefiste mevcut. Onun için oraya zulmettik diyor. Bir başka yönüyle de nefslerine zulüm, kendinde olan ilahi hakikatleri belirli bir süre unuttular. Onları gizlediler. Şöyle diyelim daha kolayca. Terazi, hani daha ve bir mizandan bahsetmişti evvelki ayetlerde. Burada kendilerinde var olan zati tecelli, yani cennette geziyorlarken kendilerinde var olan zati ağırlık, zati tecelli, şecere yaklaştıkları zaman nefsani ağırlığa dönüştü. Nefislerine, beşeriyetlerine dönüştü. Yani beşeriyetleri ağır geldi o zaman. Daha evvelce uluhiyetleri ağır geliyorken beşeriyete dönüştüklerinden ağaca yaklaşmak suretiyle o zaman beşeriyetleri ağır geldi. Ve dolayısıyla nefsimize zulmettik derken bizdeki ilahi hakikatlere zulmettik. Yani onları örttük belirli bir süre. Şimdi açmaya çalışıyoruz diye niyaz ediyorlar. Anlaşıldı mı burası? Rabbena zalemna enfusana ve in lem tağfir lena, eğer sen bize mağfiret etmezsen ve terhamna, bize de merhamet etmezsen, yani sen bize rahmet ve merhamet etmezsen, lenekûnenne, muhakkak ki biz minel hasirin, hüsranda kalanlardan oluruz. Yani kendimize yazık edilmişlerden oluruz diye dua ettiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak dedi ki onlara, kâ lehbitû bâdukum libâdin adû. Cenab-ı Hak onlara, ihbitû, ininiz buradan, yani Adem, Havva, şeytan. Bir de yılan da diyorlar ona, badukum libadun adü, yani birbiriniz birbirinize düşman olarak buradan ininiz. Şimdi buradan ininiz genel ifade olarak cennetten ininiz demek. Ama cennet ifadesi Cenab-ı Hakk'ın zat ifadesini de kapsamına aldığından,
yani benim zatımdan dünya alemine bireyleriniz meydana çıkmış olarak, yani varlıklarınız zuhur etmiş olarak dünyaya inin demek istiyor. Peki o zaman bunun kaynağı ne oluyor? İşte Cenab-ı Hak burada ininiz derken orada belirlenen vasıfları ortaya çıkarmış olan Esma-i İlahiye'ye aslında ininiz diyor. Yani kendi zatından isimlerini aşağıya indirmiş oluyor. Yani tenezzül ettirmiş oluyor. Çünkü Adem'de Cenab-ı Hakk'ın selam esmasının zuhuru var. Ve diğer bütün Esma-i İlahiye'nin zuhuru var. Adem'in üzerinde varlığıyla, yani Adem'in şahsiyetinde bütün Esma-i İlahiye inmiş oluyor bir sefer. İşte şeytanın üzerinde de Aziz Cabbar esmaları yeryüzüne inmiş oluyor. Daha işin derinliğine dalarsak buradaki kavga demeyelim, yani buradaki yaşantı Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının yaşantılarından başka bir gerçek değil. Her esma bir mahalli zuhura getirdiğinden, o mahalli de duygular harekete geçirdiğinden, akıl ve duygular harekete geçirdiğinden, işte bu duygular hangi esmadan kaynaklanıyorsa ininiz dediği bu. Yani kendindeki Esma-ı İlahiye'nin yeryüzüne inip yeryüzünde faaliyete geçmesi. Sembolize olarak Adem, Havva ve işte İblis olarak belirtiliyor. Tabii değişik manalar itibariyle değişik mertebeler var. Kısaca böyle diyelim. Soracak bir şey var mı bu usta? Ve kale dedi Cenab-ı Hak onlara, İhbitu ba'dukum li ba'dun adüv. Yani birbiriniz birbirinize düşman olarak. Burada düşman olarak anlaşılan şey aslında bizim beşeriyet yönüyle anladığımız düşmanlık da değil. Ama bu kelimeyle ifade ediliyor. Yani birbirinize zıt zuhurlarla ortaya gelin demek istiyor. Bu da düşmanlık olarak belirtiliyor. Yani siyahın karşısında beyaz, beyazın karşısında siyah, gecenin karşısında gündüz olduğu gibi. Bunlar zıt birbirlerine işte. Kavgada gibi gözükürler. Bunlar aslında birbirinin de tamamlayıcısıdır zıtlıklar. Zıtlıklarla ortaya çıkıyor her şey. Lekum fil ardu, sizin için yeryüzünde vardır müstakarrun, bir zaman vardır ve metaun ilahin, belirli bir zamana kadar orada size oturmak, istikrar yani kalmak vardır belirli bir zamana kadar ve metaun, meta vardır, mal, malzeme, değerler vardır, yani yaşamanızı kolaylaştıracak özellikler vardır, ilahin, belirli bir zamana kadar burada oturun diyor. Şimdi bir bu genel olarak bu dünyada belirli bir zaman yaşaması var. Bir de ilahi hakikatlerin şu beden dünyalarımızda, varlıklarımızda belirli bir zamana kadar oturması var. Nasıl ruhumuz buradan işte süresi bittiği zaman çekilip gidiyor. Kale, Cenab-ı Hak devam ediyor. Dedik ki, fiha orada tahyevne, hayat bulacaksınız. Ve fiha orada temütüne, öleceksiniz. Ve minha tuhracun, ve oradan çıkartılacaksınız sonradan. Yani bu dünya içerisinde hayat bulacaksınız ve burada öleceksiniz. Sonra buradan da çıkartılacaksınız diyor. Yani dünya demek ki bizim geçici mekanlarımız, geçici yerimiz. Böyle devam ettikten sonra, bu bilgileri verdikten sonra Adem oğullarına seslenerek, ya beni Adem'e, kad enzelna aleyküm libasen yuvari sevatüküm ve rişen ve libasut takva zalike hayrun. Ya ne kadar güzel. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, dedi ki Cenab-ı Hak, kad enzelna aleyküm libasen, sizin üzerinize mutlaka bir elbise indirdik. Yani bu elbise manayı gizlemek için, yani bizlerdeki iç bünyedeki Esma-ı İlahiye'yi, manayı gizlemek için bir beden elbisesi indirdik size diyor. Giydirdik. Yani şu etten kemikten bir elbise giydirdik size. Cenab-ı Hakk'ın manaları eğer et kemik böyle bir elbise giydirmemiş olsa, o manalar nerede duracak, nerede barınacak bir dünya olmasa, biz her birerlerimiz elbiselerimiz olmasa, yani bu et kemik elbiselerimiz olmasa, hepimiz hayal gibi, süleyet gibi olur, birbirimizi tanımayız, bilemeyiz, iletişim de olmaz. İşte bu elbise öyle kemalatlı bir elbise ki,
Bak konuşuyor, geziyor, dolaşıyor, öyle bir makine aynı zamanda. Bizdeki manaların elbisesi ve makinesi, kullandığımız makine. Size böyle bir elbise indirdik. Libasen, yuvari sevatiküm ve rişen. Giyinmeniz için bir elbise daha giydirdik size. Bu elbise de bunlar. Yani süslü elbiseler, süslenmiş elbiseler. İşte malzemesi yine dünyadan, yani dünya elbiselerinden de bir elbise daha. O elbise de size verdiğim et kemik elbisesinin elbisesi. Ve libasün, bir elbise daha var ki libasü takva, zalike hayrut. Bu da takva elbisesidir ve bu hepsinden hayırlıdır. Bu ne demek? Takva elbisesi, ittika elbisesi. Muttaki ittika elbisesi. Bu elbise manada olan bir elbise. Şimdi evvela bizim bir manamız var. Bedenimizin muhafaza ettiği bir benliğimiz var. İdrakimiz, düşüncemiz, efendim duygularımız, hissiyatımız. Bunun meydana gelmesi için bir elbisemiz var. Et kemik elbisesi var. Bunun da bir elbisesi var. Dünya metaından, rişin, yani dünya süsünden yapılmış bir elbiselerimiz var. İşte ketenden, kumaştan, naylondan neyse. Bir de sizde yine iç bünyede bir elbise verdi ki bu da takva elbisesi. O ne demek takva elbisesi? İç bünyede size verdiğim şeylerin dışarıya ilahi yolda kullanarak çıkartılması. Yani bunu da üstüne giyinmeniz, yani hal yaparak giyinmeniz, yani tatbik etmeniz. Mesela biz şimdi salat, namaza gidiyoruz değil mi? Orada namaz elbisesi giyiyoruz üstümüze. Neden? Çünkü namazın huşu içerisine giriyoruz. Namaz fiilinin içerisine giriyoruz. İşte oraya gittiğimiz zaman o bizim orada takva elbisemiz namaz. Şurada bakın bu sohbet elbisemiz var şimdi bizim. Sohbetle bürünmüş oluyoruz. Yani başka iş yapmadan bunu dinliyoruz. Her türlü böyle zekat veriyoruz mesela. O zaman zekat elbisesini giymiş oluyoruz. Ona bürünmüş oluyoruz. Ne oluyor işte bu da? Takva elbisesi. Burada takva şeriat olarak işte ne kadar uzun giyersen, ne kadar şüphelilerden sakınırsan, ne kadar büyük başörtü örtersen takva, buna muttaki derler. Ama esas bu zahiri takva olmakla birlikte esas takva Adem Aleyhisselam'dan veresi olarak aldığımız ve nefahtüyü unutmamak. Yani onu unutmaktan sakınmak. Takva ittika, sakınmak demek, korunmak demek. Zahir olarak elbiseyle korunması, bir de batın olarak kişinin kendi hakikatinden düşmekten, hakikatinin düşmesinden korunmak. İlahi kimliğinden uzak. Yani o şecere yaklaşmak. Gayri resmi olarak şecere yaklaşmaktan korkmak. Zaten ilk ihtar o değil miydi babamıza? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Üç tane elbise Cenab-ı Hak bize lütfediyor. Birisi işte manamızı gizlemek için et kemikten yapılmış bir elbise. Onu gizlemek için dünya matağından yapılmış bir elbise. Onun da üstündeki en hayırlı olan elbise, o da düşüncede, muhabbette olan bir elbise. O da hakiki varlığımızdan uzaklaşmadan korkmak, sakınmak elbisesi. Zalike min ayatillahi leallehum yezzekkerûn. Bakın ne kadar güzel. Buraya kadar saydıklarımız zalike, işte böylece bunlar min ayatillahi, Allah'ın ayetleridir. Bakın ne kadar mühim mesele. Bütün bu işler bakın Adem'in üstünde dönüyor. Adem merkez, Adem'in üstünde dönüyor. Adem Allah'ın zuhur mahalli. Yani ayeti, ayet Kur'an değil mi? Bunlar hep Kur'an'ın parçalarıdır diyor size. Yani zat mertebesinin hakikatleridir bu anlattıklarımız şeyler. Ayet dediği zaman ayet Kur'an'dır. Kur'an zattır. Zati hakikatlerimdir bunlar diyor ve lealleküm yezzekkerun, umulur ki bunları tezekkür edersiniz. Tezekkürden maksat düşünürsünüz. Düşünürden maksat zaten sizde mevcut olan bunları ortaya çıkarırsınız. Umarım ki size bu hakikatleri çıkarırsınız. Beklediği o, Cenab-ı Hakk'ın beklentisi o. Neden? Çünkü bize bunu yapacak gücü de vermiş, aklı da iradeyi de hepsini vermiş. İşte elbise üstüne giydirilince bunlar biraz kapalı kalmış. Böylece umarım ki çalışmalarınızda bunları ortaya çıkarırsınız. Devam ediyor. Ya beni Adem'e,
Ey Adem oğulları, la yeftenenne küm şeytanı şeytanı kema ahrece ebeveyküm minel cenneti. Bak ihtar ediyor. Bu kadar hikaye anlattıktan sonra, hikaye içinde hakikatleri anlattıktan sonra, ey Adem'in oğulları, la yeftenenneküm, sizi fitne yapmasın, fitneleştirmesin, yani içinizi bozmasın. Kim eşşeytanı, şeytan size vesvese verip de sizi fitneye sokmasın. Nasıl? Kema ehrace ebeveyküm, babanızı çıkarttığı gibi. Yani onu fitnelendirip, vesvese verip, babanızı, ananızı, minel cenneti, cennetten çıkarttığı gibi sizleri de cennetten çıkartmasın. Ama biz cennette miyiz? Değiliz. Fiilen cennette değiliz ama manen cennetteyiz. Kendi hakikatimizi idrak ettiği zaman, ettiğimiz zaman, yani ne olduğumuzu idrak ettiğimiz zaman biz cennetteyiz. Fiilen isterse yerin altında mağarada olalım ama manen orası cennet hükmündedir. Nedir? Meyveleri eksiktir. İşte bu gönül cennetinden sizi de çıkartmasın minel cenneti. يَنْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرَاهُمَا سَوَاتِهُمَا هَهُمَا يَنْزَعُ sizi soymasın عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا. Cenab-ı Hakk'ın demin size vermiş olduğu, anlatılmış olduğu bu libasları üstünüzden soymasın sizin de diyor. Yani takva libasını, işte diğer libasları üstünüzden soymasın. لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا. Üzerinizden bu elbiselerinizi çıkartmasın, dikkat edin. اِنَّهُ muhakkak o يَرَاكُمْ sizi görür. هُوَ kabiluhu ve onun kabilesi, yani onun orduları diyelim, min haysu la teravnahum, sizin görmediğiniz yerlerden o ve kabilesi sizleri görür diyor. Yani biz onları göremiyoruz, işte görüş sahamız onları alacak gibi değil ama onlara göre biz daha kesif olduğumuzdan onlar sizi görür, sizin bilmediğiniz yönlerden onlar sizi görür diyor. Yani yalnızken de, işte herhangi bir şekildeyken de halinize dikkat edin diyor. İnnehu, tekrar okuyorum. Muhakkak ki yaraküm, sizi görür. Hüve o ve kabiluhu ve kabilesi, yani askerleri görür. Min haysu, nereden? La teravnehum, sizin görmediğiniz yerlerden onlar sizi görürler diyor. Onun için bakın bu ayet-i kerime çok mühim. Hep dikkatli olmamız gerekiyor. Yani biz çevremizde yok gibi zannedirsek bile onlar bizi görüyorlar olduğunu düşünmemiz lazım. Tabii her zaman görecek değiller de. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا muhakkak ki biz cealna kıldık الشَّيَاطِينِ şeytanları اَوْلِيَاءَ dost kıldık. Ellezine şu kimseler ki la yu'minin. İman ehli olmayanları biz şeytanlara dostlar kıldık. Yani inkar ehli olanlar şeytanların dostlarıdır. Ve izâ fa'alû fâhişeten, eğer bir kötülük işledikleri zaman kâlû derler. Vecednâ aleyhe âbâena, yani şeytanlara olmuş, uymuş olan o insanlar bir fuhşiyat, yani bir kötülük işledikleri zaman derler ki vecedna aleyhe abaena, biz babalarımızı bu tür faaliyet yapar olarak gördük, onlara uyduk derler. Vallahu emruna bihe, Allah bize bunu emretti derler. Kul, de ki onlara ey Habibim, innallâhe muhakkak Allah la ya'muru bil fahşâi, kötülüğü emretme. Kul, de ki ey Habibim, innallâhe muhakkak Allah la ye'muru bil fahşâi, kötülüğü emretmez. Etekûlîne, diyor musunuz siz alallâhi, Allah'ın üzerine, mâ lâ te'alemûn, bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üstüne mi atıyorsunuz, de onlara diyor. Kul, yine ey Habibim, de ki emara rabbi bil kıstî, benim Rabbim adaletle hükmeder, adaletle söyler de onlara. Ve akimu vücuhekum inde kulli mescidin, ve akimu vücuhekum,
yüzlerinizi dosdoğru çeviriniz inde kullu mescidin. Bütün mescitlerin yanında yüzlerinizi dosdoğru çeviriniz ve du'uhu ona dua ediniz muhlisine lehüddin. Dinde salihler olarak Allah'a yüzünüzü her mescitte yüzünüzü döndürün diyor. Şimdi burada Adem Aleyhisselam'ın hadisesini bitirdi yukarıda. Ondan sonra Adem oğullarına hatırlatmada bulundu ve onlara hatırlatması devam ediyor. Kema bedeküm te'udun. Daha evvelce de emrettiği gibi. Bunların içerisinden ferikan heda ve ferikan hakka aleyhimil dalale. Yani Adem oğullarının böylece emir alanlarından da bazıları bir fırka ferikan heda, hidayet üzere, hidayet yolunda oldular. Ve ferikan bir fırka da hakkan aleyhimi dalalete. Onların üzerine dalalet, mudil ismi hak oldu. İnnehümü tehazü şeyatine evliya min dünillahi ve yahsebüne ennehüm muhtedün. İnnehüm ettehazü şeyatine evliya. Şeytanları dost edinenler min dünillahi. Allah'tan başka şeytanları dost edinenler ve yahsebüne zannettiler ki ennehüm muhakkakın mühtedir. Onlar hidayeti bulduk zannettiler. Yani Allah'tan başka dost edinen, yani şeytanları dost edinenler zannettiler ki biz hidayet yolundayız. Bu ne demek oluyor? Beşeriyet tabiatlarına düşüp de uluhiyet hükümlerini geriye atanlar, yani Allah'ın emirlerini geriye atarak kendi nefislerinden, duygularından kaynaklanan bir yaşama döndükleri halde biz doğru yol üzerindeyiz zannettiler ve hata ettiler, tabii yanlış oldular. Yine devam ediyor Cenab-ı Hakk'ın Ademoğlu'na hitabı. Ya beni Adem'e huzu zineteküm inde kulli mescidin ve kulü veşrabu ve la tüsrifu. Yine Ademoğullarına hitap ediyor. Huzu tutunuz zineteküm. Zinetlerinizi muhafaza ediniz. Nerede? İnde kulli mescidin. Bütün mescitlerin yanında. Şimdi tefsirler bunlara değişik manalar veriyorlar. Tabi uzun uzun diyemeyeceğiz. Burada zinetten maksat süs eşyası olarak da geçiyor ama insanın zineti, en büyük zineti ilahi hakikatleri idrak etmesidir. Cenab-ı Hak çünkü o zinetle ruhumuzu süslemiştir bizim. İşte bu zinetlerinizi muhafaza edin küllü mescidin. Yani bütün mescitlerin yanında bu zinetlerinizi muhafaza edin. Demek mescitten gayet secde yeri. Sadece camiler değil. Nerede şimdi şurada nerede namaz kılıyorsa orası mescit hükmündedir. Mescit demek secde edilen yer demek. Ama genel ıstılahta ne olur? Cami olarak veya küçük mescitler. Yine sadece namaza ayrılan yerler olarak geçiyor mescit. Halbuki mescit Arap lügatında mekan yerine geçiyor. Yani mahal, yer hükmünde. İsmi zaman, ismi mekan diyorlar bunu. O yer, yani nerede secde edilmişse orası mescit olmuş. Yani secde edilmiş oluyor. Secde eden sacit, secde edilen yerde mescut, yani mescit olmuş oluyor. İşte biz nerede namaz kılarsak, bu secde sadece namaza mahsus bir halde değil. İnsan bir bakıma ayaktayken de secde hükmünde olabilir. Secde boyun bükmek demek. Bir insana yeni bir ilham geldiği zaman, onu idrak ettiği zaman eski hali üstünde kalmaz, secde etmiş demektir. Yeni gelen bilgiye secde etmiş demektir. Yani bilgi onunla zuhura çıkmış demek. Yani eski bilgisi oradan gitmiş, inkar hükmüne girmiş, yani gitmiş, yenisi gelmiş, secde etmiştir. İşte ne zaman ilahi muhabbetle olduğunuz, ilahi irfanla olduğunuz, tesbih çektiğiniz, yani hakla ilgili olduğunuz zaman sizin secdeniz demektir. Yani hakka boyun bükmek demektir. İşte böylesi var. Bir de mutlak secde olarak yere secde etmek. Secde edene sacit, secde edilen yerde mescut, yani mescit denmiş. Secde yeri olarak. İşte bu zinetlerinizi muhafaza edin.
Yani hakkani hallerinizi devamlılık üzere muhafaza edin demek. Nasıl hani saflarınızı sık tutunuz diyor. Burada da bak ziynetlerinizi kullanın mescitlerde diyor. Kısaca sizler de camide konuşuyorduk. Hani İmam Efendi namaz kılarken arkaya dönüyor, saf, saf diyor böyle onların lisanıyla. Bir de itedilu diyor. İtidal üzere olun. Yani saflarınızı düzgün tutun diyor. Şimdi onun bir zahirde imamın arkasındaki safların düzgün tutulması hükmü var. Bir de camiden çıktıktan sonra safların düzgün tutulması hükmü var. Bize o daha çok lazım. Camide nasıl olsa herkes birbirine uyuyor. O onu ileri, o onu geri, o onu işte ikaz ederek sıralar düzeltiliyor. Saf demek bir bakıma sıra demek, bir bakıma kişideki safiyet demek. Yani namaz bittikten sonra saf hallerinizi sık tutun. Şimdi günün saat 10'unda hadi Cenab-ı Hak'la ilgilendik biraz. İşte aklımızdan hem yemek pişirdik hem biraz bir iki zikir yaptık. İşte o saf anımız bizim. Ama bir saat geçti aradan, 10 ile 11 arası, 12'de tekrar bir aklımıza geldi, bak saf ne kadar açıldı. Saflarınızı sık tutun, aradan şeytan girmesin diyor. İşte bu düşüncelerimizi devamlılık üzere, el işte gönül dostu demişler, devamlılık üzere eğer götürürsek saflarımız sık tutulmuş oluyor ve şeytan yani gaflet girememiş oluyor. Bu da işte böylece bir yeri geldiğinde yan bilgi olarak girdi. Küllü mescidin ve külü veşrabu ve la tüsrifu. Yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Bakın ne kadar mutedil, güzel bir ifade. Yani ihtiyacınız olduğu kadar yeyiniz ama fazlası israftır. İçiniz ama fazlası israftır. Şimdi bakın en çok hastalık iki şeyden geliyor. Birisi az yemekten, birisi çok yemekten. Bütün hastalıkların anası bu. En büyük anası. Yani birisi hiç yiyememekten vücut beslenemiyor. Beslenemeyince zayıf düşüyor, hasta oluyor. Birisi de çok beslenmekten, yani yemek içmekten ne oluyor? Şişiyor. Kendini tekrar koruyamıyor. Ne oluyor? Hasta oluyor. İşte kalp hastası oluyor. Bilmem bir sürü hastalıklar çıkıyor. Afrikalılar yiyemedikleri için hasta. Batılılar da çok yedikleri için hasta. Bakın ayet-i kerime ne kadar güzel ikazda bulunuyor. Yiyiniz, ihtiyacınız kadar yiyiniz. İşte burada İttika lazım. Bak, yemekte de ittika lazım. Yani yeteri kadar kullanmak lazım. İsraf etmeniz bu zahiri anlamda. Bir de batini anlamda var. Bütün işleri bırakıp da bir tarafa çok çok zikir, 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 zikir yapın. Bakın bu da israf. Ne oluyor bu sefer? Bir taraf eksik kalmış oluyor. Yani dünya, yani yeğiniz, içiniz bir tarafa eksik kalmış oluyor. Tamamen dünya işine döner de ahireti unutursak o da israf. Bakın çünkü ahiret ihmal edilmiş oluyor. Bir bakıma bu manada var. Ela tüsrifi, israf etmeyiniz. İnnehu muhakkak ki o la yuhibbul müsrifin. Allah müsrifleri sevmez. İsraf edenleri sevmez. İsraf sadece para, mal, mülk bakımından değil. En büyük israf zaman israfı. Zamanı israf edenleri sevmez. Cenab-ı Hak diyor. Kul de ki ey Habibim men kim ki harreme haram etti zinetellahi Allah'ın güzelliklerini, zinetlerini elleti ahrece li ibadihi ve tayyibati miner rızkı. De ki Allah'ın kulları için var ettiği zinet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? Kul men harreme zinetellahi kim Allah'ın zinetlerini haram kıldı? اَحْرَجَ لِيْبَادِهِ وَالْتَيِّبِ yine rızkı. Rızıklardan temiz ve pak olanları kim haram etti? Yani kim çıkardı böyle şeyleri gibi? قُلْ de ki ey Habibim hi onlar lillezine amenu fil hayatid dünya haliseten yevmel kıyameti. قُلْ de ki ey Habibim hi onlar benim yani kullarım lillezi o kimseler amenu iman ettiler fil hayatid dünya. Dünya hayatında halisaten, halis olarak yevmel kıyameti, kıyamet gününde de halis olacaklar. Yani yukarıda dedi ya bazı kimseler Allah'ın temiz pak nimetlerini haram ettiler. Ey Habibim söyle kim benim ziynetlerimi yani ziynet kullanmamı, o yemeği içmeyi haram kıldı onlara? Söyle
Kezalike nüfessilül ayati likavmin ya'lemun. İşte böylece biz ayetlerimizi bilen kavimler için, bilen insanlar için tafsil etmekteyiz, açıklamaktayız. Kul, yine de ey Habibim onlara, innema, yani hemen ancak, harreme, haram, Allah haram ettiği şunlardır. Harreme Rabbil fevahişe, fuhşiyatı, yani fenalıkları haram etti. Ma zahara minhe ve ma batana vel isme vel baye bi gayril hakki. Haksız yere gizlide ve açıkta olanları haram etti. Ve en tüşriki billahi, Allah'a şirk koşmayı da haram etti. Ma lem yunezzil bihi sultanen. Ma lem yunezzil sultan bihi sultanen. Onların üzerine hiçbir güç kuvvet, yani kendilerinde bir şey olmadığı halde bazı şeyleri haram ettiler. Ama Allah bunları açık olarak size haram etti. Ve entekulu demeleri alellahi ma la ta'lemun. Bilmedikleri şeyi Allah'ın üzerine isnat ettiler. Neyse, biraz karışık oldu. Yani bazı kimseler Allah'ın haram etmediği şeyleri Allah haram etti diye bunları kendi kendilerine haram etmişler. Cenab-ı Hak, böyle bir şey yok. Ancak Allah'ın haram ettiği işte fuhşiyattır. Yani kötülükler, fenalıklardır. Gizlide ve açıkta yapılan kötülüklerdir. Ve tüşriki billahe, Allah'a şirk koşmak haramdır, yasaktır. Ma lem yunezzil bihi sultanen. Allah'ın üzerine bir güç, yani sultan bir güç, yani bu böyledir diye bir şey indirmediği şeylere haram dediler. Ve in tekulu alellahi ma la ta'lemun. Bilmediği şeylere de Allah'a isnat ettiler diyor. Ve li kulli ümmetin ecelun fe iza ca'e eceluhum la yestehirune saheten ve la yestekdimune. Ve li kulli ümmetin ecelun. Her bir ümmetin bir müddeti vardır. Yani diyelim At kavmi, Lüt kavmi, şu kavim, bu kavim. Her bir ümmetin yeryüzünde belirli bir müddeti vardır. Fe iza ca'e eceluhum. Onların vakitleri geldiği zaman, ecel vakit demek. Vakitleri geldiği zaman la yestehirune saaten, bir saat, yani çok kısa bir süre dahi tehir edilmezler. Yani Cenab-ı Hakk'ın indinde onların süreleri ne kadarsa, o süre geldiğinde ne geriye bırakılır ve la yestekdimun, ne de öne geçirilir. Yani ne uzatılır ne geriye bırakılır. O an hangi ansa kendileri yeryüzünden kaldırılır. Yahut İşte tarihte okuduğumuz gibi birçok milletler vakitleri geldiğinde yeryüzünden kaldırılmış. Daha yakınlara gelelim. Mesela Osmanlı'dan evvel kimler vardı yeryüzünde? Selçuklular vardı. Onlardan evvel işte Orta Asya'da bilmem bir sürü devletler vardı. Bakın bunların hepsi vakti geldiği zaman kaldırılıyor. Şu veya bu sebeple kaldırılıyor. Ama aslında Cenab-ı Hak onlara koyduğu müddet, yani ecelleri dolduğu için yeryüzünden kalkıyorlar. Onlar dünyadaki sebepleri. Sebepsiz de bir şey olmuyor. İşte Osmanlı geldi onun yerine. O da bakın çok uzun seneler işte yeryüzünde durdu. Onun da ömrü bitti, o da gitti. Romalılar çok uzun seneler kaldılar, onlar da gittiler. Avrupa'nın birçok devletleri var, onlar da işte yenileri geliyor yerlerine. Rusya vardı koskocaman ama o da gitti. Kendi işte bünyesinde kaldı. Cenab-ı Hak bu devletlere, milletlere ne kadar zaman yazmışsa, ecelleri gelince ne öne alınıyor ne geriye bırakılıyor. Aynı şekilde insanlar da böyle. İnsanın da bir müddeti var yeryüzünde. O müddet dolduğu zaman ne biraz tehir ne biraz öne alınmak mümkün değil. Bunda böyle bilin diyor. Devam ediyor yine Ademoğullarına hitabı. Ya beni Adem'e, emma yetiyenneküm rusulüm minküm yakussu aleyküm ayati. İşte yeryüzüne indikten sonra sakın ha korkmayın gibi, burada bir altında gizli ifade var. İmma yetiyenneküm, amma şöyle bilin ki size gelecektir. Yani yeryüzüne siz indirildiniz ama orada yalnız kalıcı değillersiniz. Size indirilecektir kim? Neler? Rasulun minküm. Sizin içinizden, yine sizden rasuller gelecektir.
görevliler yani peygamberler gelecektir. Yekussunne aleyküm ayati. Benim ayetlerimi size kıssa edecekler. Anlatacaklardır yani. Benim verdiğim hakikatleri, bildirdiğim hakikatleri size kıssa edip, nakledip anlatacaklardır. Femenitteka, kim ki sakınırsa, ittika ederse ve asleha ve ıslah olursa fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlar için korku yoktur. Onlar gelecekte mahzun da olmayacaklardır. Anlaşıldı mı? Ya beni Adem'e emme ye'tiyenneküm rusulüm minküm. Yine sizin içinizden size bizim peygamberlerimiz gelecek, habercilerimiz. Yekussu ne aleyküm ayati. Benim ayetlerimi sizlere açıklayacaklardır. Femenitteka, kim ki sakınır da ittika ederse ve asleha, ıslah olursa fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Bakın ne kadar büyük müjde var. İlahi hakikatleri idrak ederek, Kur'an-ı Kerim'e uyarak hayatını sürdürenler için korku yoktur. Fela havfun. Bak havf korku. Korku yoktur aleyhim onların üzerine. Ve lahum yine onlara mahzun olmak da yoktur. Yani bugün korku yoktur, gelecekte mahzun da olmazlar. Neden? Çünkü gelen haberciler kendilerine hakikatleri bildirmiştir. O hakikatlere tabi olanlar, kendini ıslah edenler, yani Adem Aleyhisselam'ın men edilen ağacına yaklaşmayanlar. Ne şekilde yaklaşmayanlar? Beşeri yönden, nefsani yönden yaklaşmayanlar için korku ve huzun yoktur. Vellezine, o kimseler ki kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince, yani kendilerini koruyanlar değil, korumayanlara gelince, tekzip eden, yalanlayıcılara gelince, bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayıcılara gelince, ve stekberu ve kibirlenenlere gelince, anha ondan, ülaike ashabun nar, onlar da cehennem ashablarıdır. Hüm fîhe hâlidûn. Onlar da orada ebedi kalıcılardır. Bakın ne kadar büyük ihtar var. Şimdi burada iki gruptan bahsetti. Haberciler Cenab-ı Hakk'ın özelliklerini ve Beni Adem'in yapması gereken şeyleri açık olarak onlara bildiriyorlar. Onları kabullenenler ve ıslah olanlar için korku yoktur, gelecekte mahzunluk da yoktur. Ama inkar edenler, tekzip edenler için cehennem ateşi vardır. Bu cehennem ateşi, hani Rabbena zalemna enfüsena diye Adem Aleyhisselam, biz nefsimize zulmettik diye dua etmişler diye, işte bunlar bu duayı yapmayanlar, bu idrakte olmayanlar, kendileri hakkani varlıkları oldukları halde, yani kendilerinde ilahi varlıkları oldukları halde, bu varlıklarını gizleyerek uzaklık ateşine düşmeleri onların cehennemi olacak. Nasıl diyelim? Şimdi Medine'ye geldik veya Mekke-i Mükerreme'ye geldik. Ama buranın Mekke Medine olduğunu bilmeden uçağımız, bir uçağa binmişiz Mekke'ye gelmişiz. Araştırma da yapmamışız. Bu insanlar ne yapıyor, nerelere koşturuyorlar diye. Bir kenar mahallede o günümüzü, gecemizi geçirmişiz, buradan gitmişiz yine ilgilenmeden. Döndükten sonra yerimize bize diyecekler ki Allah Allah, sen nereye gitmişsin, ne mübarek yere gitmişsin, ne güzel şeyler vardı orada, niye araştırmadın, niye etmedin diye ona anlatıldığı zaman, o da bunun gerçekten bir zarar olduğunu anladığı zaman ki pişmanlığı onun ateşi işte. Yani Mekke'ye gidip de Kabe-i Şerif'i ziyaret etmeden geriye dönmesi onun için en büyük pişmanlık, şuur sahibi ise. O şuurlu olsun olmasın, mahşerde bunun acısını çekecek. Çünkü burayı, orayı ziyaret etmenin ne büyük bir şeref olduğunu, ne büyük bir değer olduğunu o zaman anlayacak. Onun için işte bu uzaklık ateşi onu yakan. Ama yukarıdaki halini ıslah eden demek, kendi hakiki vasıflarını ortaya çıkaranlar, Kabe'nin hakikatini, Medine-i Münevvere'nin hakikatini, Resulullah'ın hakikatini idrak edenler, ortaya çıkaranlar, işte bunlar için ve aslahu, kendilerini ıslah edenler için korku ve hüzün yoktur diyor. Bu korku ve hüzün daha kendi gönlümüzde başlar yani. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ayet demek Kur'an demek, yani Kur'an'ı inkar eden, kendi varlıklarındaki
ilahi oluşumları inkar edenler, bunlardan uzakta kaldıkları için pişmanlık ateşi onları yakıp kavuracak. Hem onlar fiha halidun, orada ebedi kalıcılardır. Neden? Cehalet narında, cehenneminde ebedi olarak kalacaklar. Çünkü eğitim yeri burası, çalışma yeri burası, ilim yeri alma yeri burası. Burayı kaybettikten sonra ahirette artık tekrar ilim alma imkanı yok. Yani bu eğitimi veya kendi hakikatini anlamaları imkanı ve ihtimali yok. Çünkü o eğitim orada verilmiyor. O eğitim burada veriliyor. فَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَزِبًا اَوْ كَزَّبَ بِآيَاتِ فَمَنْ اَزْلَمُ Kim daha zalimdir? مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? اَوْ كَزَّبُ بِآيَاتِهِ Veyahut onun ayetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Burada zalim, zulümden maksat, yani hem eziyet etme babında hem de bu ilahi hakikatleri kapatma, örtme babında, zulmette yani karanlıkta bırakma, yani ilgisiz kalma babında. Allah'ın hakikatlerini ve ayetlerini, uluhiyetin özelliklerini, kendinde var olan hakikati ilahiyeyi örtenden daha zalim kim olabilir diyor. Bakın. Adam öldürenden, kavga edenden, şunu yapandan, bunu yapandan değil. Bakın. فَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَحَى عَلَى اللّٰهِ Allah'a keziben, yalancılıkla iftira edenden ev kezzebe, yine kapatan bir ayeti tekzip eden. Ayetlerini yalanlayandan ve iftira edenden daha zalim kim olabilir? Kim bunlar? Beşeriyetlerinin hükmü altına girmişler. Beşeriyetlerini ilah edinmişler. O zaman Allah'ı inkar etmişler. İşte biz beşeriyetimizi inkar edip Allah'ı var olarak çıkarmamız gerekiyor. La faile illallah var ya da birincisi de. Ülaike işte bu kimseler yenalühüm nasibuhum minel kitap. Kitaptan işte bu kimseler nasibi olmayan kimseler bunlardır diyor. Hatta izâ câeddühüm rusulüne onlara peygamberlerimiz yani habercilerimiz geldiği zaman ne zaman? Yetevefevnehüm ölüm anında onlara habercilerimiz geldiği zaman yani melekül mevt ölüm meleği onlara geldiği zaman kalu onlar derler ki eyne ma kuntum tedûûn min dûnillâhi ya o melekler onlara derler ki kalu eyne ma kuntum siz neredeydiniz tedûûn min dûnillâhi Allah'tan gayri çağırdıklarınız nerede şimdi sizlere yardım etsin bakalım derler onlara yani Allah'a ve ayetlerini inkar edenlere melekül mevt ölüm meleği geldiği zaman nerede Allah'ı inkar ettiğinizle yerine koyduğunuz sizin taptıklarınız dostlarınız nerede diye onlara sorarlar. Onlar da derler ki kalu dallu anna ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Kalu derler dallu anne, o dalalette bırakanlar bizden uzaklaştılar. Ve şehhüdü alâ enfüsihim. Onlar kendi nefisleri üzerine şahit oldular ki innehu mâk onlar kânû kâfirin. Onlar küfür ehli olduklarına kendi nefisleri üzerine şahit oldular diyor. Yani kendi kendilerinin inkarcı olduklarına kendileri şahit oldular. Bir başkasının artık onlara siz inkarcısınız, siz küfür ehlisiniz demeye ihtiyaçları kalmadı. Ama diğer tarafta müminlerden bahsederken ve eşhedüm alâ enfüsihim onlar kendi nefisleri üzerine şahit oldular ki hakkın varlığından başka bir şeyler olmadıklarını. Bak burada da gaflet ehli olduklarını yani bedenlerini var zannedip hakkı gizlediklerinden ve buna şahit oldular. Nefislerine düştüklerine şahit oldular. Ve kendi taptıklarının da yanlarından uzaklaştıklarına şahit oldular. Değil mi? Ne kötü, ne zor bir hadise. Bir ömür boyu bazı kimselerle birlikte olunsun veya bazı ideallerle birlikte olunsun. O idealler ölüm anında kendilerine hiçbir faaliyette olmadıkları, hiçbir kurtuluşa erdirmediklerini anladıkları zaman
o insanların hüsranları ne kadar büyük, ne kadar acı olacak. Allah muhafaza etsin. Onlara melekler diyecekler ki قَالَ دُخُلُوا فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ. Melekler onların ruhlarını kabzettikten sonra قَالَ دُخُلُوا dahil olun, girin bakalım فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ daha evvelce de geçmiş olan ümmetlerin arasına geçin. مِنْ قَبْلِكُمْ sizden evvel aynı yoldan gelmiş ümmetlerin arasına girin. Kimlerle? Minel cinni. Cinlerle birlikte vel insi. İnsanlarla birlikte finnari. Ateşin içine girin diyecek onlara. Kullema her ne vakit dahalet ümmetün o ümmete dahil olsalar yani o cehenneme girseler lanet uhteha arkadaşlarına lanet edecekler. Kardeşlerine yani arkadaşlarına lanet edecekler cehenneme girince. Hatta iza edaraku fiha cemiyan. Onların hepsi orada toplanınca kalet diyecekler. Uhrahum sonrakiler yani arkadan gelenlere gelenler li ulahum önce girenlere diyecekler. Rabbena he ulai edalluna işte bunlar bizi dalalette bıraktı diyecekler. Yani sonradan girenler önce girenleri suçlayacaklar. Yani ya Rabbi biz kendiliğimizden girmedik. Bunlara uyduk da girdik. Buraya girmeye sebep oldular diyecekler. Edalluna bizi bunlar dalalette bıraktı. Yani mudil ismine bizi bunlar yönlendirdi diyecekler. فَاَتِهِمْ عَزَابًا دُعَفًا مِنَ النَّارِ bunlara ateşten iki kat azap ver diyecekler. Yani bizim girmemize bunlar sebep olduğu için iki kat azap ver diyecekler. مِنَ النَّارِ ateşten. قَالَ Cenab-ı Hak diyecek ki yahut melekler onlara karşı diyecekler ki لِكُلِّ دُعَفٌ hepinizin azabı zaten iki kat. Yani sadece onların değil, sizin azabınız da iki kat. Ne demek bu iki kat azap? Birisi zahiren Cenab-ı Hakk'ın zaten emirlerine uymadıkları için bir azap var. Bir cehennemin fiziki azabı var. Bir de kendilerinde bulunan hakikatleri idrak etmediklerinden, yani bir şerata uymadıklarından, bir batınlarındaki hakikati ortaya çıkarmadıklarından ikişer kat azapları artacak. Yani bir dışarıda varlıklarının yanması itibariyle bir de iç bünyede pişmanlıkların olması itibariyle zaten azabınız kâle li kulli dıfetin hepinizin yani küllinizin azabı iki kattır. Velakin la ta'lemun. Yalnız siz bunu şimdilik bilmiyorsunuz. Başınıza gelince bu böyle olacak. Ve kâlet dedi ulahum yahut der li uhrahum sonra girenler önce girenlere derler ki فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَقَالَتْ اُولَاهُمْ evvelkiler لِأُخْرَاهُمْ sonradan girenlere derler ki فَمَا كَانَ لَكُمْ size ne oluyor ki aleyna bizim üzerimize مِنْ فَضْلٍ فَزُوقُ الْعَزَابَ işte böylece azabı tadın بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ kazanmış olduklarınızın neticesinde bu azabı tadın derler. اِنَّ الَّذ۪ينَ ancak şunlar ki kezzebû bi ayatina ayetlerimizi inkar ettiler. وَاسْتَكْبَرُوا anha onlardan tekebbür ettiler. Yani ayetlerimizi küçük görüp uzaklaştılar. لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَوَّابَ السَّمَاءِ onlar için gök kapıları açılmaz. Yani gönül aleminin kapıları onlara açılmaz. Bu dünyada, ahirette de gök kapıları, yani cennet kapıları açılmaz. Neden? Cehennem ehli oldukları için. Ebbe ve semai ve la yedhulunel cennete. Cennet kapıları da açılmaz. Hatta yelicel cemelu fi semmil hıyat. Ne kadar güzel bir şey yapmış bak. Deve iğne deliğinden geçebilirse size de bu kapılar açılır demek. Yani bu da olmayacağına göre yani olmayacak bir misal vermiş oluyor. Siz ancak şu zaman geçebilirsiniz. Hatta
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Cennet kapıları size ancak şöyle açılır. حَتَّى يَلُّ جَلْجَمَالُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ Yani iğne deliğinden deve geçerse size de ancak cennet kapıları açılır diye böyle olmayacak bir misal veriyor. Kezalike işte böylece necizil mücrimin. Biz mücrimleri yani günahkarları böyle cezalandırırız diyor. Şimdi burada şu iğne deliğini biraz anlamaya çalışalım. Bir darb-ı meseldir bu. Duyulmuştur belki. Deve iğne deliğinden geçer mi falan gibilerde. Kaynağı burası. Arap suresinin şuradaki ayeti. Kaçıncı ayeti? 40. ayeti aşağı yukarı. Cenab-ı Hak bu misali boşu boşuna vermiyor. İğne deliğinden deve geçmedikçe cennete giremezsiniz demek istiyor. Yani bizim deve hükmünde olan, yani hayvanatın en büyüklerinden, elem tera keyfede fil olarak bunu gösteriyor. Burada da deve hükmünde. Niye deve burada vermiş deveyi? Levvame mertebesi bak burada. Deveyi vermiş, deve hacca götürüyor insanları. O deve mübarek bir varlık. Oradan bir misal veriyor. İğnenin deliği de, bakın şu kapılarda da bir göz delikleri var. O delikler küçük ama arkası geniş. Yani daha o holü daha geniş bir yeri gösterebiliyor. Şimdi burada bizim deve gibi olan nefsimiz incelmedikçe, ruhani hale gelmedikçe o delikten geçemez, iğne deliğinden geçemez diyor. Yani hakikati ilahiyeyi idrak edemez demek istiyor. Yani bir başka ifadeyle bizim kesif olan varlığımız latif hale dönmedikçe cennete gidemezsiniz demek istiyor. Ve kezalike neczil mücrimin. İşte biz mücrimleri, kötülük işleyenleri böylece cezalandırırız. Lehum onlar için vardır. Min cehenneme, cehennemde mihadün. Cehennemde onlara yatak vardır. Ve min fevkihim üzerlerine de gavaşin örtü vardır. Yani ateşten yorgan vardır. Altlarında ateşten yatak, üstlerinde de ateşten yorgan vardır. Kezalike nezi zalimin. İşte zalimleri de böyle cezalandırırız. Burada mevzu değiştirerek vellezine amenu ve amilus salihati. Ama iman ehline gelince ve salih amel edenlere gelince la nukellifullahu nefsen illa vus'aha. Biz onları mükellef tutmayız. Güçlerinin yeteceği kadar mükellef tutarız. Yani güçlerinin yeteceğinden fazlasıyla mükellef tutmayız. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Hani amener Resulü'de de geçiyor ya. Ulaike işte bunlar eshabül cennet. Bunlar cennet eshabıdırlar. Hüm fîhe hâlidûn. Orada da ebedi kalıcılardır. Cennet eshabı demek kendi hakikatlerini idrak etmiş kimseler manasına. Bu tabi cennete insan beşeri halleriyle de girmesi mümkün. Ona da naim cenneti, nimetler cenneti deniyor. Şeriat-ı Muhammediyeyi o hukuku yerine getirirse kimse, yani namazını, abdestini, orucunu güzel güzel kılar, yapar, ederse onlar da cennet ehli oluyor. Ama bunların cennet ehlinin mertebeleri var. Bak 8 kat cennet demişler. Her birinde bir başka oluşumla giriliyor oralara. Ama bunların en mühimi zati, yani zat cennetine girmek. İşte oraya girmek için de devenin iğne deliğinden geçmesi gerekiyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ Onların sadırlarından, yani gönüllerinden atarız. مِنْ غِلٍّ Kötülükleri, kinleri. Tecri orada ne olur? Min tahtil enhar. Altlarından ırmaklar akan cennetlerdedir. Yani gönüllerinden kini çıkardığımız kimseler altlarından ırmaklar akan cennetlerdedir. Onlar cennetlerde derler ki ve kâlül hamdülillâhillezî hâze hedâne li hâze ve mâ künnâ linehteddiye لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ وَقَالُوا derler اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّذ۪ي هَدَانَ لِهَذَا
bize hidayet veren Allah'a hamdolsun derler. Ve ma künna, biz olmadı, lenehte diye. Allah bize levla en hede hedanallah. Allah bize hidayeti vermeseydi biz de bu hidayeti bulamazdık. Lekad andolsun ki caet rusulü rabbina bil hakkı. Rabbimiz bize hak olarak peygamberleri gönderdi. Hani arka sayfada demişti ya, Adem'e size rusuller göndereceğim. Onlara gönderdi. Biz de onlara tabi olduk. Ve nudu en tilkümül cennetü. Uristumuha bima kuntum ta'melun. İşte kendileri amelleri işlemek suretiyle bu cennete varis oldular. Mirasçı olduğunuz cennet diye seslenirler onlara deniyor. Şöylece bir şeyini okuyalım, mealini. Cennette altlarından ırmaklar akarken gönüllerinden kini çıkarıp atarız. Bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık derler. Andolsun ki Rabbimizin peygamberi